gerçekleşebilmesi için acaba bir iktidar değişikliği mi gerekir? Niye yani başka bir iktidar geldiği zaman mı bu olabilir? Ne bileyim Sedat Peker'e tanık koruma programı belki bir itirafçılık zemini falan hazırlanarak mı olur yoksa mevcut iktidar da bunu yapabilir mi? Bence bu mevcut iktidarın yapması lazım. Olay sıcak. İlla Sedat Peker'in buraya gelmesi de şart değil. Sedat Peker'in geniş ifade vermesi şart. Onun verdiği bilgiler, anlattığı olaylar bize hareket etmemiz için araştırma ipuçları var. Biz bunu yürüyebiliriz. Şu an tahakkuk yapmak çok kolay. Soruşturma yapmak çok. Gecikirsek bu delillerin bir kısmı kaybolur. Bir kısmı örtülür. Bir kısmı bahaneye dönüşür. Şimdi siz gecikseydiniz, telefonu aradığınız zaman işte şeydeki o zamanla Kıbrıs'taki Sivil Savunma Komutanı olan Mendi Paşa deseydi ki ya ben hatırlayamıyorum geldiler mi gelmediler mi? Oraya kapanırdı. Ama ne aradı bir gazeteci ve dedi ki evet geldiler. Geldi. Araba verdim gönderdiler. Şimdi bu bizim için korkunç bir deli. Ama bunu bırakırsanız bir hafta 10 gün sonra kalsaydı böyle bir gazeteci sordu bunu. Gazeteci çok savcı sorması lazımdı. Yani bu olaylar değişir. Deliller azalır, değiştirilir, kapatılır, şahitler değiştirilir. Şahitler ölür bir gider. Birçok şey var. Onun şu anda fırsat var. Bu yapılabilir. Yapılacak imkanlar da var. Harekete geçmek de gerekiyor. Yeter ki şu andaki yönetim bu iradeyi göstersin. Peki başka bir şey soracağım. Herkesin merak ettiği bir şey. Şimdi Sedat Peker'in devlette belli ki çok girift ilişkileri var. Başka benzer isimler de var ama Sedat Peker çok gündemde olduğu için ve konuşan evet. taraf olduğu için biliyoruz. Kendisi bu gibi, kabul ediyor. Bu gibi isimler, bu gibi kişiler... Kim mesela sizin emniyet müdürlüğü döneminizde de Sedat Peker aktif olarak bu işlerin içerisindeydi. Biliyorduk biz. Zaten kendi ifade de anlaşılıyor. 30 yıldır çocukluğundan beri neredeyse gençliğinden beri ben de bilirim ki 16-17 yaşlarından beri bu işlerin içerisindedir bir şekliyle. Giderek de ne diyeyim terfi ederek ilerlemiştir. Giderek zenginleştirilmiştir. Daha büyük operasyonlara girişmiştir. Bunları devlet içerisinde kim böyle yani operasyonlara kim devşirir bunları? Kimdir bunları toparlama kararı veren, devlet adına bunları kullanma kararını veren? Şimdi normalde bu kişiler suç işledikleri zaman bulundukları vilayetten bu işe karar vermesi lazım. Yani bulundukları ilin emniyeti, savcısı onların yürütmesi lazım. Merkezle bunlara destek vermesi lazım. Koordine olması lazım. Evet. Ben İstanbul'da görev yaptığım zaman emniyette bazı insan ilişkileri vardı, destek ama asla yönetim düzeyi destek alamadılar, almazlardı. Rahmetli Necdet Menzir daha duruşu dik olan biriydi. Kendi işleri konusunda daha tavırlıydı. Ne bu insanlar ne Susurluk çetesine göz yummamaya çalışırdı ele gelebildiği kadarıyla söylüyor. Ben kaçakçılık daire başkanı olduğum zaman yine bu insanlar hakkında tahakkuk yapıldı. Benim daire başkanı olduğum dönemde yapılan operasyonla o zaman İstanbul Emniyeti yaptığında biz destekledik, koordine ettik. Sedat Peker mahkum oldu. 10 sene mahkumiyeti bizim zamanımızda o kelebek operasyonuyla oldu. Birçoğunu yakalamadı ama ben sen önemli değil. Yeter ki yukarısı bu konuda aşağıya biraz destek olsun, biraz görmeyin. Herkesten, her görevliden, her emniyet mensubu, her savcıdan kahramanlık bekleyemeyiz. Onları destekleyip bunlara bu imkanları sağlamak lazım. Eğer yukarısı aleni bir biçimde bu insanlarla ilişki geliştirirse elbette aşağı yürüyemez. Ben bundan birkaç gün önce emekli bir emniyet mensubuyla görüştüm. Bu emniyet mensubu geçmişte organize suçlarda görev yapmış. O zaman organize suçlar asayişe bağlı birimdi. Dedi ki biz bu Sedat gibi veya Sedat'ın kendisi dahil olan bazı örgüt mensuplarını gözaltına aldığımız zaman Ankara'da bize şöyle telefon, şu seviyede telefon geliyordu. O telefon gelince biz biraz zorlanıyorduk. Biz bu işleri tahakkuk yapmaktan sıkıntıya düşüyorduk. Halbuki o telefon gelmediği zaman çok daha rahat çalışıyor. Şimdi eğer elbette devlet hukuku çalışacak, güvenlik kuvvetleri hata yapıyorsa Ankara bunu denetleyecek, merkez denetleyecek, savcılık denetleyecek. Ama hep suçlu lehinde değil, hak, hukuk, adalet seviyesinde olacak. O açıdan yani bunlarla mücadele etmek zor değil. Bunlarla çok kolay mücadele edilir. %100 yok edemezsiniz. Ama asgari indirirsiniz. Genel halkı rahatsız etmeyecek bir seviyeye getirirsiniz. Ama bunlar yukarıdan büyük destek gördüğü müddetçe de kimse bunlarla yeterli mücadele yapamaz. O çok zor olur. Peki Hanife Bey, siz Sedat Peker'in bildiklerinin %10'unu söylediğini, açıkladığını düşündüğünü söylemişsiniz. Ben bunu iyimser bir tahmin olarak düşündüm. Çünkü bana sorarsanız Sedat Peker'in şu ana kadar söyledikleri arasında evet önemli şeyler var ama çok daha geniş bilgilere hakim olabileceğini, çünkü neredeyse son 30 yıl içerisindeki pek çok karanlık olayın içinde öyle veya böyle ya fiili olarak bulunduğunu ya da en azından bunu haber alacak veya işleyişi bilecek pozisyonda olduğunu düşünüyoruz, öngörüyoruz. Bu %10'u neye göre söylüyorsunuz? Geri kalan %90'da neler vardır? Şimdi ben önce %10 civarında ama dün evvelki gün akşam
Telebir programı dedim ki bu çok iyimser bir yorumdu. Ama gerçek bana söylersen %2 veya %3'tür. Aynen yani ben de benim. Ben %1 diyorum. Çünkü evet bu kişi 30 yıldır faaliyetlerin içerisinde. 30 yıl içerisinde yaptığı her işte kanunu hukuka aykırı hukuk aldı. Yeraltı işleri. Bunların hepsini kendi hatırlayamaz. Ancak siz sorarsanız, hatırlatırsanız bir kısmını hatırlar. Bayağı zeki, her şeyi hatırlıyor. Ya hatırlar ama bir kısmını hatırlamakta bile zorlanır. Hatırlatırsanız, sorarsa hatta bazı araştırmalar yapılır da ona bazı karşı belgede konursa çok daha rahat bazıları ortaya dökebilir diye düşünüyorum. Çünkü 30 yıllık bir dönemde şimdi insanlar şöyle zannediyor. Ya birkaç olay bilebilir. Hayır. Bulundukları konum itibariyle yeraltı örgütleri orada olan her şeyin haberdar olmalı. Kendi ilgi sahaları her şeyi araştırırlar, soruştular, ne oluyor, ne bitiyor, her şeyle ilgili bilgi sahibidirler. Kendiler karışmasa dahi olay hakkında kendilerine bir takım malumat gelir. İkincisi emniyette gelişik ilişkiler, yargıda gelişik ilişkiler, bürokraside gelişik ilişkiler, dolayısıyla da sürekli bunlara bilgi akar. Tahminimizden çok fevkinde bilgi akar. Bilirsiniz tarihte bazı zamanlar önemli istihbarat teşkilatları bunlarla işbirliği yapar, bilgi temin eder. Yani suç örgütleri inanılmaz bu konuda yeteneklidirler. Bazı bürokratik işler aşması çok kolay bilirler. Çok güzel bazı sınırları aşmayı bilirler ve çok önemli bilgilere sahiptirler. İnşallah anlatmaya devam eder diye düşünüyorum. Öyle de gözüküyor, anlatacak gibi. Anlatacak abi. Çok mesafe alacağımız kanaatliyim. Çok önemli şey ortaya çıkacağı kanaatliyim ama önemli olan şu. Çok anlattıkça da bu sefer insanlarda ünsiyet peyda ediyor. Arka arka her gün olay. Halbuki en önemli şey bu ünsiyet peyda olmaması lazım. Yani biz nasırlaşarak artık bunlar alışkanlık haline gelmiş. Evet, benim korkum o. Bir süre sonra çok alışkanlık ve rutin bir hale gelecek diye korkuyorum ben. Hassasiyetimiz hiç azalmamalı. Dokunulduğu zaman sinirlerimiz ayağa kalkacak şekilde her anlatına tepki göstereceğiz. Evet, bu çok önemlidir. Bugün akşamüstü bir tweet atmış. Bazı isimler vermiş. 20-25 sene öncesi bazıları rahmetli olmuş siyasetçiler. Baktım tamamıyla ilgili benim geçmişte çok ağır yazılarım var. Ama o zamanlar tam tersiydi. Onlar korunuyor devletler. Peki bir şey söylediniz. Dediniz ki Ankara'dan telefon gelmiş. Bir müdürle, emniyet müdürüyle. Evet. Bu Ankara'dan gelen telefon kimlerden gelir? Yani herhalde Ankaralı Turgut aramıyordur. Kimden tabii, gelir bu telefonlar? Yani genellikle Ankara'daki siyasi bürokrasi emniyet arar. Emniyetteki en üstteki insanlar da ili arar. Der ki bana şu bakandan, şu milletvekilinden, şu etkin kişiden böyle bir telefon geldi. Şu olayla hakkında böyle böyleymiş. Ama yavaş geçin, çok bir rahatsızlık yaratmayın, işte suçu nedir, daha basit atlatılamaz mı, daha hafif işlem yapın diye böyle bir telkin gelir. Bu telkin anlaşılır ki yukarıdan bu adama sahip çıkılıyor manasına gelir. Peki şimdi dediniz ki Sedat Peker konuşmalı ve bazı şeyler ortaya çıkmalı. Şimdi benim anlamadığım şu, Sedat Peker belli ki zaten pek çok işi devlet bağlantı demiş. Şimdi diyor ki ben diyor bilmem kaç tır silah yolladım diyor. Şimdi ve parasını da ben verdim diyor. Para nereden, onu ayrı mevzu. Silah demiyor galiba, silah değil, şimdi, teçhizat var. Silah. Şimdi mesela ben silah almak istesem, desem ki ben Türkmenlere silah yollamak istiyorum. Alabilir miyim böyle bir şey? Alamam. Muhtemelen siz dahi alamazsınız emniyetten kökenli olduğunuz ve devletten geldiğiniz halde. Normal değil mi? Şöyle demek istiyorum. Sedat Peker'in söyleyeceği her şeyin zaten aslında devlette kaydı yok mudur? Yani devlet içerisinde de bu bilinmiyor mudur? Sedat Peker söylemese devlet başka bir yöntemle bunları bulamaz mıydı? Hepsi çünkü söylediği her şeyin devleti bir karşılığı var. Şimdi şöyle bir düzeltme yapalım. Sedat Peker teçhizat göndermiyor. Silah değil, teçhizat, araç. Ha, pardon. Silah, böyle teçhizat göndermiyor. Şimdi bunların bir kısmı devletin soruşturma makamları dışındaki kısımlarda. Bir kısmı devletle irtibatlı bazı kurumlarda. Yoksa yani bunu polis, savcının bildiği bir olay değil. Zaten bir kısmı gizli ilişki gibi, bir kısmı ise normalleştirmiş ilişki. Yani siz işte efendim bazı yerlere yardım gönderebilirsiniz. Her Türkiye'de insan yardım gönderebilir. Aynen, tabii. Suriye'deki masum insanlara, Balkanlardaki insanlara bir takım şeyi teşvik edebilirsiniz, gönderebilirsiniz. Buna kimsenin mani hali yok. Ama bunun, Sedat'ın anlattığını söylüyorum, başka araya giren konvoya bazı konan malzemeler de gönderiliyor demesinde bir farklılık var. Yoksa teçhizat gönderebilir. Sedat Peker'in dışında birçok insan da gönderdi. Türkiye'de birçok dernek, birçok iş adamı Suriye'ye erzak gönderdi. Erzak gönderdi. Evet, yani sadece Sedat değil ama Sedat Peker'in anlattığı farklılık var. Araya başka kişilerin, başka kurumların silahları kondu, malzemeleri o da gönderildi diyor. Ama ben şöyle düşünüyorum. Türkiye'nin Suriye'ye yapılık hareketleri zaten gizli tarafı yok. Ben orayı çok önemsemiyorum. Ben şöyle diyorum. Bazıları çok abartıyor da. Türkiye Suriye'deki faaliyetleri aktif olarak karşı koyuyor.